bir konuğumuz var. İsmail Kür gelecek. Ama bu İsmail Kür hayatta ve burada yürüyerek gelecek. Gelsin bakalım. İsmail gelir misin? Gelsin İsmail. İsmail gel gel. Gel İsmail. İsmail ben seni karşıya almak istiyorum. O köşeye. Evet karşıya geç sen. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. İsmail Kür. Evet. Vefat eden İsmail Kür'le aynı adı soyadı taşıyorsun. Sen kimsin? Bir tanıtır mısın kendini? Ben İsmail Kür. İlk zamanlar yayına başlandığında işte iki evin bir çocuğu. Sanki 85 milyon Türkiye'miz sadece iki evin bir çocuğu. 85 milyon annesine üzüldük. Oysa amcam 4 kardeş. Kuzenisiniz değil mi? Evet. Ben kuzeniyim. İsmail'in kuzenisiniz. Evet. Benziyor musunuz İsmail'e? Herkes benzetiyor. Öyle mi? Evet. Benziyor mu Seher? Ha? Bir dakika dur ne olur. Benziyor mu İsmail'e? Ne oldu? Bir şey olmadı Allah. Ne oldu İsmail? Hani olsun ki Didem Hanım. İki ailenin hayatı bitmiş. Belki o bana cesaretle bakabilir ama ben bakamam. Seher'e bakamıyor musun? Bakamam. Neden? Neden bakamam? Neden bakamam? Önce 29 yaşında hiçbir adli suçu olmayan bir gencin gururu ayaklar altına alındı. Neden de bu yayında binlerce selendili 85 milyon Türkiye'nin önünde dendi. Bana benle zorla birlikte olmaya çalışıldı. Evet. Geldi. Adli tıp raporlarımız söylemeye devam ediyorum burada. Yasal belgelerimiz böyle bir şeyin olmadığı için öncelikle rahmetlinin gururu yerden kalktığı için size, ekibinize, bizleri vicdan azabıyla, gözyaşıyla izleyen bütün Türkiye'me teşekkür ediyorum. Böyle bir şey olmadığını mı düşünüyorsunuz? Ya yani İsmail, ya yani adaşınız, rahmetli, Seher'e böyle bir yanlış yapmamış mıdır diyorsunuz? Adli tıp raporları ve bu zamana kadar benim kuzenimin ben böyle bir yanlış yapabileceğini düşünmüyorum. Siz kuzenin Seher böyle bir şey yaşanmadığını söylüyor kuzeni. Herkes aynısını diyor. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Ben dediğimin de arkasındayım. Ben senin beyanını esas alıyor. İster alın ister almayın dediğim gibi. Diyelim ben ki böyle bir şey oldu. Peki Seher'e öncesinde bir nişanlılık yaşıyor. Sonra onu atıyor falan. Kızın evli olduğunu, daha doğrusu sevdiği olduğunu, bir birliktelik olduğunu görüyor. Ve kızla nişanlanmaktan vazgeçiyor. Daha doğrusu nişanı atıyor İsmail rahmetli. Peki hiç Seher'den sana bahsetti mi kuzenin? Hayır. Seher'den bahsetmedi. Seher'den bahsetmedi. Şunu da 85 milyonun önünde bir ifade edeyim. Bakın olay yerinde Seher Hanım ailesi gitmiş, Faruk gitmiş, amcam ve bizlerden hiç kimse olay yerinde bir bilgiye sahip değiliz. Sadece amcamla yengem götürülmüş. Bizlere haberimiz olduğunda... Tamam İsmail'cim benim sorularıma yanıt ver. Tabii. Canım benim. Seher'le eğer ciddi bir birliktelik yaşamayı düşünmüyor olsaydı sana bahseder miydi? Muhakkak bahsederdi. Yani telefon açar amca Seher veyahut da bir bayanla. Elbette ki 29 yaşındaki bir gencin evlenme istekleri olduğunda. Şimdi benim aklıma ne geliyor? Şimdi sana eğer ailesine de kuzenlerine sen sonuçta gençsin sana bahseder. Evet. Der ki kuzen der ben böyle bir kızı seviyorum işte bilmem ne. Yani Seher'e yaptığı Faruk sana yapıyor ya. Hiç kimseye bir şey söyleme, etrafına söyleme, ona bahsetme, buna bahsetme baskıyı. Acaba İsmail'e de yapmış olabilir mi Faruk olabilir. Efendi? O yüzden mi kimse bilmiyor bunu? Evet olabilir. Olabilir. Bunu İsmail'den duydun mu? Merak ediyorum rahmetliden. Yok İsmail'den duymadım. Ama sana özellikle yani bu çocuk sen bu çocukla konuşuyorsun. Parasını ye iç gez dolaş diyor ya. Evet. Babası da lütfen iyi dinlesin Nurullah Bey. Bunu en azından yani kimseye söyleme dedi sana değil mi? Evet evet. Ailene de söyleme dedi. Ya sonuçta sana gelip Allah'ın emriyle seni isteyecek evlenme niyeti hayır, olan hayır, bir insan. Hayır hayır cümle kurmadı bana. Hayır hayır pardon. Öyle bir cümle kurmadı. Hayır, Faruk dedi sadece evlenecek mi? Öyle bir ayrıntı böyle hani onun şöyle abla. Ha, İsmail'e niye gezip tozacak mısın özür dilerim. Ya, öyle dedi bana. Gez, ha, evlenmek amaçlı değil. Yo. Hadi canım. Tabii ben İsmail bana Faruk İsmail'e evlen hayatın kurtulur falan cümlesi değil mi? Sadece dedi ki şunu. Evlenirsen bile hayatın kurtulur iyi çocuk efendim çocuk bunları da evlen git onu İsmail evlen demedi bana. Allah Allah. Hiçbir zaman evlen demedi. Eğlen onunla yani. Eğlen dedi. Derken parasını ye. Ya, bunu cümleleri kurdu bana. Peki acaba İsmail'e ne demiş seninle ilgili? O İsmail benden ne dediğini bilemem. Onu Faruk bilir dediğim gibi. Ama benimle İsmail gitser bak hani evlen efendi çocuktur demedi zaten. E o zaman çocuk o yüzden ben biriyle konuşuyorum ama yani o zaman çocuğun seni kaçırma niyeti yok ki. Evlenmek gibi niyeti de yok.
Niye seni kaçırsın? Çok saçma. O da belki seninle gezip tozmak için, yani İsmail sana, pardon, Faruk sana söylediği şeyi rahmetliye de söylüyorsa, o zaman aynı şeyi, ya o da seninle gezmek, tozmak, eğlenmek istiyordur. Niye bir anda şıkınlık yolunu çekti abla? Ben mi dedim çekti? Ben mi götürdüm? Ama. İşte bilmediğin için ben de bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum işte. Belki Faruk'un ona ne söylediğini bilmiyoruz. İşte. Belki sana söylemedi ama İsmail'e dedi ki oraya getir dedi. Olabilir abla. Oraya getir dedi ve arkasından da kendisi oraya geldi. Oraya kendisi sizi yoktu. Belki de tuzağa çeken İsmail'in kendisiydi. Hem seni hem de Faruk'u oraya çağırmak isteyen İsmail'in kendisiydi belki de. Olabilir mi? İsmail ben size varkene. İsmail artık bir şeylerin aldatıldığını, dolandırıldığını düşünüyorsa eğer. Çünkü o sırada jandarmaya İsmail'in hayatını kaybettiği gün biri jandarmayı arıyor. Jandarma da dönemin o komutanı, karakol komutanı, muhtarı arıyor. Diyor ki sizin orada işte adı İsmail olan birinden bahsediyor. İşte evlilik vaadiyle dolandırıldığını söylüyor. Siz böyle bir şey duydunuz mu, duymadınız mı diye. Sanki ağız yokluyor. Muhtar biliyor mu, bilmiyor mu gibi. Yani o zaman İsmail bir şeylerden rahatsız olup eğer jandarmayı aradıysa seni ve Faruk'u oraya çağırmış olabilir mi? İkinizi de oraya. Sadece ben ve İsmail vardı arabada. Nereden biliyorsun? Seyir'in mikrofonu, gel Gökhan hallet. Seyir'in mikrofonda sıkıntı varmış sevgili izleyiciler. Halledelim onu. Seyir'i görebiliriz hallederken, problem değil. İzleyicilerim her şeyi görsünler. Biz onların evine misafir gidiyoruz. Burası da benim evim. Her şeye tanıklık edebilirler sevgili izleyiciler. Vallahi demin öksürüklerime de tanıklık ettiniz. Çok özür dilerim ya, gerçekten yani. Ay Allah. Neyse. İsmail sen olay yerine gittin. Evet. Ne gördün olay yerinde? Değil mi? Biz olay yerine gittiğimizde. Saat kaçta gittiğinde? Saat 22.30-24 aralarında olay yerine gittiğimiz. Ne yapmaya gittin? Arabayı mı almaya gittin? Evet, ben arabayı oradan ben aldım. Peki arabayı aldığında dikkatini çeken bir detay varmış. Anlatır mısın kısaca? Tabii lütfen? Ki. Arabayı aldığımdaki detay mı? Hı hı. Biz arabayı çalıştırdın. Evet. İçi nasıldı? İçi tozluydu zaten. Sizin yayınlarda gösterdiğiniz gibi yani. Hı hı. Sağ taraftaki koltuktaki toz mevcuttu. Tozluydu orası. Tabii ki. Peki. Çalıştırdın arabayı. Ne oldu onu da söyle. Çalıştırdığımızda müzik yayını vardı ama aracın bir teknik... Sesi açık mıydı sonuna kadar? Hayır, öyle normal rutin bir müzik vardı araçta. Hı hı. Ve yani ben şimdi ben 2-3 yıldır böyle aktif olarak araba kullanıyorum. Şimdi özür dilerim, çok da hatırlamıyorum. Mesela çalıştırdığınız arabayı. Sevgili izleyiciler öyle mi? Bir dakika, çok kötü bir sürücü olduğum da ortaya çıkacak. Ama iyi kullanıyorum arabayı, çok dikkatliyim. Kurallara uyuyorum, emniyet kemerimi bağlıyorum. Şeyi çalıştırdığınızda eğer müzik önceden açıksa, o zaman çalıştırdığınızda da hemen müzik çalar değil mi? Doğru mu biliyorum Gökhan? Tamam bak Gökhan, evet herkes, müzik, herkes öyle söylüyor. Çalar. Müzik çaldı. Sen çalıştırır çalıştırmaz müzik açıktı o zaman. Evet. Müzik açık mıydı sen? Müzik zaten uçaktan gelirse de açık tablo zaten. Ama olay yerine geldi, müzik sesi kasılıktı zaten. Hani müzikte araba durduğunda hani ses yoktu. Ama vardı ki arabayı çalıştırırken. Yani çalıştırır ama. Çalıştırmaz radyoda çalışmış. Hayır yani zaten gelirken açıktı ses. Ama sonrasında. Uçaktan gelirken ses açıktı. Ses açıksa. Kısıktı. Sen arabanın müziğin sesi kısık mıydı? Normal yüksek ses. Çok yüksek diyemeyiz ama normal sesle bir müzik vardı. Yani ya kulakların duyacağı kadar bir müzik yani vardı. İçerideki insanların sohbetini engelleyecek kadar bir müzik sesi vardı araçta. E varmış Ser. Yok da abla. E var diyor. Ya onun olsun müzik zaten hani fark etmiyor da araba durduğunda müzik sesi yoktu. Müziğin olması bize çok şey anlatıyor çünkü. Senin dediğinden farklı. Abla dediğimden farklı denir. Dediğim beraber gibi ben de. Ya bak beraber gel. Ben de diyorum ki araba durduğunda müzik sesi yoktu. Ama o da var diyor. Kuzeni yoktu. İsmail Kür var diyor. Ya jandarma geldi bilmem şey geldi zaten abla ya. Olayın yeri inceleme geldi. Araba zaten durmuş ya o sırada. Tamam durduğunda araba ses durduğu yoktu. İçin çalışmıyor. Durduğu için çalışmıyor zaten. Tamam yoktu ki ama o zaman. Ama öncesinde siz müzik sesini duymuşsunuz. Müzik sesi var. Devam edelim lütfen. Sonrasında jandarma sana ne dedi? Seher, Didem Hanım şöyle başlayalım. Başından başlayalım. Seher Hanım'ın biz hastanenin önünde bir jandarma görevlisi dedik. Hı. Mehmet amca. Olay yerinde aracı teslim edeceğiz. Hı hı. Tamam. Bak Ser, kardeşim demek isterdim. Lütfen bağırmadan, çağırmadan dinle. Dinliyorum benim anlatacaklarımı. Zaten. Belki bu olayın bir adım öncesi, bir adım sonrası aydınlanırsa şu genç yaşta
belki sen de birçok şeyden feragat edebilir misin? Biliyor musun? Bir insanı canlı en son gören sensin. Evet. Ölü de ilk önce gören sensin. Sana mutlaka Seher'e neyi öğrenmek istiyorsun? Seher'e sorularım var ama Seher'e sorularından önce şu bilgiyi söyle de çok önemli bir şey söyleyeceksin. Seher'e sana sorularım varmış Seher. Şu bilgiyi paylaş, çok önemli bir şey lütfen. Tabii. Söyle. Bir dakika lütfen. Jandarmayı kim aradı? Faruk. Peki. Ambulansı kim aradı? İkisini de Faruk arıyordu o anda. Telefonla ambulansı, jandarmayı arıyordu. Tamam, dinle şimdi. Evet. Devam et. Dinle bak. Jandarma Mehmet amca olay yerinde aracı teslim edeceğiz dedi. Amcam hı-hı, aracı kullanamadığı için hı-hı, ben geleyim dedim. Amcam, diğer amcam Arif, ben, bir jandarma görevlisi ve bir de aracı kullanan Mehmetçik kardeşim, beşimiz olay yerine doğru yola çıktık. Peki. Tabii ki bizler olay yerinin hiçbir karesini göremediğimiz için, İlk defa yetkili birine ulaştığımız için şu soruyu sordum ben. Bak İsmail'cim, ben uzun konuşulmasını hiç sevmem. Tamam. Lafı dolandırılmasından nefret ederim. Uzun uzun komutanım, sözlerden... Bak komutanım değil estağfurullah. Gazeteciyim ben yani. Estağfurullah. Şimdi bak kısa kısa cümleler, tamam, gözünü seveyim ya. Ne dedi bak, ben biliyorum da izleyicilerim de öğrensin istiyorum bir an önce. Komutanım, bu olayı size kim ihbar etti dediğimde... Gözünü seveyim. Bir kız ihbar etti ve bazı şüpheli durumlar var. Aleyhinize olabilecek bir şeyde bulunmayın. Böyle bir ifade kullandı. Bir kız jandarmayı aramış. Evet. Ben aramadım. Ciddi bakın, mi aramadım? Bakın beni aracı, olay yerinde aracı teslim eden komutanımız kayıt altındadır. Zaten bunu savcılarımız da yayınlarımızı takip ettiriyorlar. Biliyorum, izliyorlar. Yani sana bunu, olay sana arabayı teslim eden jandarma, evet, komutanı dedi ki, evet, bizi bir kız aradı. Bir, evet, kadın değil, bir genç kız sesi. Bir kız aradı, evet. Biz olay yerine vardık. Hatta aracın yönü aşağı doğruydu. Siz oradan soruyu sorun. Ben aramadım. Nasıl aramadın? Bildiğini aramadım. Aracın yönü, evet, doğru söylüyor. Zaten, evet, aracın aşağı doğru. Tunca Hanım şey tarafına doğru ya. Aşağı doğru derken zaten, evet, yola doğru bakıyor. Aşağıda o tarafa doğru değil Tunca Hanım. Hatta diğer tarafa doğru çok bakıyor. Net olması için aracı ben o bölgeden çeviremem diye o beni götüren jandarma görevlisi, komutanım çevirir misiniz dedim. Tabii aracın yönünü çevirdi. Biz araca doğru yaklaşırken o da o müzik sesinden rahatsızdı. Kapatmaya... O kadar müzik sesi açıktı, evet, yani. Bakın, o kadar açıktı müzik... Seher. Şimdi müzik sesi çok açıktı. Tekrar geldik de şu olayı, yani konudan konuya atlıyoruz. Onu da sevmem. Evet. Sen... Neyse. Şimdi Seher'cim gözünü seveyim. Ablacığım ben haber Sinem aramış, vermedim. Sinem aramış olabilir mi? Bilmiyorum abla, çünkü orada onlar haber veriyordu. Yani ben haber vermedim. Faruk da sizinle yukarıda değil aşağıda olmuş olabilir mi? Sinem yukarıda kaldığı için Sinem jandarmayı aramış olabilir mi? Dedim ki Faruk aşağı inmedi. Ben korkun dedi. Belim sakat dedi. İnmedi aşağı. O sırada yukarı çıktığımızda... Faruk bağlandığı zaman sevgili izleyici hatırlıyor musun? Onu da ekranlara getireceğim. Ceset orada olduğu için oraya aşağı inmedim ben dedi. Nereden biliyor ceset orada olduğu için i̇nmedi aşağı inmediğini? İnmedi direkt. Öyle cümleyi kurdu. İnmedi. Yukarı hayır, çıktığımızda... Yayına bağlandı dedi ki. Dikkatli izleyicilerimiz hatırlar. Çok dikkatli izleyicilerimiz var. Herkes, hepsi gerçi öyle. Ama çok teşekkür ediyorum programı gösterdiğiniz katkıdan dolayı. Ceset aşağıda olduğu için inmedim diyor. Nereden biliyor aşağıda ceset olduğunu? Niye korkuyor? Aşağıda çünkü İsmail'in hayatta olmadığını bildiği için. Aşağı inmemiş olabilir mi? Olabilir abla. Evet. Direkt o cümleyi kurdu zaten bize. Hazırlamışlar. Verseniz arkadaşlar onu lütfen. Cesedi kim buldu, nasıl buldu? Sen neden aşağı inmedin cesedin ben, bulunması için? Ben iri yapılı bir adam olduğum için zaten inemem. Ben zaten korkarım cesetten falan. Öyle şey giremem. Ben ceset olduğumu da bilmiyorum. Siz çok önemli bir görgü şahidisiniz. O yüzden biz ben sizi suçlamıyoruz. Hayır. Ben cesedi gördüm. Bir olaydan sonra, yani belli bir mesafeden sonra görmüşsünüz. Şimdi Seher'le İsmail'i... Ben görmedim, hiç görmedim. Ay, gitmediniz mi siz Seher sizi çağırınca? Ben Seher'in cesedi, o ne o çocuk, İsmail'in cesedinin yanına gitmedik bile. Benim eşimle birlikte biz gittik oraya. Tamam, biz gittiğinizde ne vardı? Ay vallahi birincisi ceset demiş. Ceset orada olduğu için, tamam mı? Dolayısıyla da ceset kelimesini kullanıyor. Aşağıda ne olduğunu biliyor. Bu onu gösteriyor bize. İkincisi, sevgili Selendililer, aramaya başladınız. İsmail için, İsmail'in ruhu için, ben onun adına Allah razı olsun diyorum sizden. Konuşun. Faruk Efendi hepinize dalga geçiyor ya. Birilerine de güveniyor. O güvendiği kişilerle de biz de konuşuyoruz. Faruk, o güvendiğin kişilerle biz de konuşuyoruz. Tamam. Onların sana selamı var. Sen kim olduğunu biliyorsun. Onların sana selamı var Faruk. Böyle el sallıyorlar sana.
Tamam mı canım? Sen o güvendiğin kişilerle biz de konuşuyoruz. Bildiklerimizi onlarla da paylaşıyoruz. Sana el sallıyorlar Faruk'cum. Tamam. Selendiriler senden korkmuyorlar. Bak konuşmaya başladılar. Elinizi vicdanınıza koyun. Selendiriler. Çok çok büyük bir yer değil ki Selendi. Memleketimin her yeri güzel. Eminim ben Selendi'yi görmedim hiç. Vallahi bir olay çözülsün gelmeye gezmeye geleceğim. Gideceğim İsmail'in mezarı başına dua edeceğim. Söz veriyorum. Söz veriyorum gideceğim yani. Böyle şey olabilir mi? Bildiğiniz bir şey var ve susuyorsanız ben sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Ve nasıl rahat uyuyorsunuz ya eğer biliyorsanız ve susuyorsanız? Bu kadar mı Faruk? Kim ki Faruk'tan korkuyorsunuz ya? Öyle şey olabilir mi? Faruk cenazeye katıldı mı bu arada? Niye cenazesi lan? Hiç zaten katmam bunu ya. Evimin yanına da gelmezsin. Hayır. Ne cenazesi? Ama daha o zaman olayı sıcağı sıcağına bilmiyorsunuz ki sonra öğrendiniz. Çocuğun cesedini yani toprağa verdiğinizde olayı bilmiyorsunuz bu kadar. Olay yerinde öğrendik biz. Ha, olay yerinde Faruk'un olduğunu, evet. Kim size sana söyledi Faruk'un olay yerinde olduğunu? Faruk yaptı dediler. Kim dedi sana? Vallahi bir ara sesin kulağıma... O zaman Selendiler bu olayı biliyor. Biliyor. Ya bilmem koyun çobanı hatta, ben telefon taşımıyorum şimdi ya. O koyun çobanı da bak telefon bile taşımıyor. Selendiler siz çok şey biliyorsunuz ya konuşmuyorsunuz. Konuşmuyor. Elini vicdanına koysun herkes. Konuşmaya başladılar ve çok önemli ihbarlar, bilgiler geliyor. Elini vicdanına koysun. Faruk efendi.